millet, şimdi bakın burada ne var? Burada Altay Misk var. Burada da Rossi King 108 var. Şimdi bu motorlu arkadaşlar, ben tabi dayanamadım. Orijinal haliyle bir top speed denemesi yaptım. Yarım yabalak çekildiği için, kameranın açısı kötü olduğu için paylaşmadım ama daha sonra daha düzgün çekerim diye. Ama bunu da araya sokarım. Orijinal varatör, orijinal kayış, orijinal bütün her şeyi ayarlarıyla bu motor, yanlış hatırlamıyorsam GPS'te kaçtı? 72'ye falan çıkabilmiştim. Daha sonra motoru yukarı aldım. Varatörüne ufak bir iki işlem yaptım. GPS'te maksimum 78'e çıkabildim. Hadi rampa aşağı olsun, şu olsun, bu olsun, Türkiye'deki bütün 50cc'lerin geneli gibi kıçını yırsa GPS'te 82-83 km hızda biter. Çünkü motorun çevirebileceği bir devir sayısı var. Bu devirin üstüne çıkamaz. Yani makine güçlü olduktan sonra, makine güçlü olsa da altında bir vites, bir şanzıman oranı olmadıkça bunun maalesef bir faydası yok. Ve Türkiye'deki bütün 50cc'ler Altay Misk'in üzerindeki şanzıman dişli oranına sahip. Bir tanesi hariç, o da ne? Bu. Şimdi RMG videosundan izleyen arkadaşlar bilir, RMG'yi de hızlandırdıydım. Nasıl hızlandırdıydım işin açıkçası arkadaşlar? Bir King 108 parçalarını RMG'ye aktararak. Şimdi aynı durumu, aynı şeyi bunun için de yapacağım. Elimde bir King 108 var. Bu King 108'in 1-2 parçasını sökeceğiz. Şimdi Team 35 Ahmet kardeşi bir mekandayız. Altay'a geçireceğiz. Ondan sonra bakalım performans nerelere gelecek. Evet gençler, şimdi bu dişliler ne o? Altay'ın dişlileri. Bu dişliler de Rossi'nin dişlileri. Şimdi birbirine değiştireceğiz bunları. Ondan sonra bu yürüyecek. Bu artık eskisi gibi yürümeyecek.